Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün de kitaplara iman konusunda bize bilgiler verirseniz seviniriz. Yine imanın şartlarından biri kitaplara iman. 6 şartından biri. Kitaplara iman deyince neyi anlamamız lazım? Mesela Kur'an-ı Kerim'in dışında başka kitaplar da var. Tabii iman konusunda mesela bizim bize gayb olan, bizim bilmediğimiz konular, kitapları da sonuçta görmedik ama görmüş gibi mi onlara da inanmak lazım? Ve o kitaplar nasıldı? Yani Kur'an-ı Kerim'den çok farklı mıydı? Şimdi Mustafa Bey, kitaplara iman konusunu Ehl-i Sünnet alimleri açıklarlarken orada üzerinde durdukları hassas bir konu var. Şimdi kitap deyince, kitaplara iman deyince belki bizi izleyen ve dinleyenlerin de hatırına gelebilir. Mesela kitap deyince bizim gözümüzün önüne bugün ansiklopediler, basılmış kitaplar, bir sürü kitaplar hatıra geliyor. Ve ondan sonra orada yazıyı görüyoruz. Ha, demek ki bu kitapları semada, gökte melekler böyle yazmışlar, dizayn etmişler, formalar halinde indirmişler falan diye hatıra gelebilir. Orada İslam alimlerinin dikkat çektiği ve anlamamız gereken bir husus var. Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla kitaplar göndermiş. Bu kitaplardaki sözler Allah-u Teala'nın kelamıdır. Kelamı nefsidir. Evet. Bizzat zatından. Allah-u Teala'nın zatı, kendi varlığı, ezeli ve ebedi olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın sıfatları da vardır. Mesela semi, basar, irade, kelam, tekvin. Kelam da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından birisidir. Subuti sıfatlarından. Söylemek demektir. Söyleyicidir. Yani mahluk değildir. Oraya getireceğiz efendim. Evet. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan itibaren Allah-u Teala kullarına emir ve yasaklar bildirmiş. Bunları başka ifade olmadığı için kitap ismiyle söylüyoruz. Kitaplar göndermiş. Yani Cenab-ı Hak o kelam sıfatıyla emir ve yasaklarını bildiriyor. Evet. Şimdi o kelam sıfatıyla deyince biz Allah-u Teala'nın kelamını mesela harfler ve kelimeler şeklinde diziyoruz, okuyoruz. Halbuki Allah-u Teala'nın kelam sıfatı zatı gibi ezeli ve ebedidir. Yani başlangıcı ve sonu yoktur. Bir söylemekte hepsini söylemiştir buyuruyor. Onu izah etmemiz de zor zaten. Başlangıcı ve sonu olmamak. Allah-u Teala'nın zatının da başlangıcı ve sonu yok. Sıfatlarının da öyle. Kelam sıfatı da öyle midir? Evet. İşte bu kitaplar bu kelam sıfatından sudur ediyor. Kelamı nefsi, kelamı lafsi diye iki kısma ayırmış ise alimler onu. Yani kendi nefsinde, yani Allah-u Teala'nın söylemesi bizim anladığımız gibi sese, harfe, kelimeye ihtiyacı yok. Ama bu kelamı nefsi, Allah-u Teala'nın o kelam sıfatıyla söylemesi, insanlara ulaşması babından işte bu harfler ve kelimelerle intikal ediyor. Yoksa Allah-u Teala'nın o kelam sıfatıyla bütün Adem Aleyhisselam'dan itibaren gönderdiği, peygamberlere gönderdiği kitapların hepsi Allah-u Teala'nın sözüdür, ayetidir ve başlangıcı ve sonu yoktur. Ama bizim anladığımız harflerle değil. Ha, o zaman İbranice geldiği olmuştur, başka dillerde gönderilmiştir. Arapça mesela. Kur'an-ı Kerim'de Arabi lisan üzerine indirilmiştir. Ha, bugün Kur'an harfleriyle yazılmış, o lafzı biz yine kelamın nefsi gibi, Allah-u Teala'nın bizzat aynı şekilde o kelamıdır diye okuyoruz. Bizim ağzımızdan dökülüş ve telaffuz ediş şekliyle mi öyledir? Evet, orası öyledir. Şimdi belki bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Bu ifadelerde ilk defa duymuş olabilirler. Yani efendim ne anlatmak istiyorsunuz? Tabii anlaşılması ince bir zor, konu sonuçta. İnce bir konu. Bizim burada hani Ehl-i Sünnet alimlerin ısrarla durmuş olduğu şey, Adem Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberler vasıtasıyla Allah-u Teala peygamberlerine emir ve yasakları bu kitaplar veyahut da bunlara suhuf deniyor. Bunlar vasıtasıyla gönderiyor. Ama bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Onun sözüdür, onun ayetleridir. Yani bizim inanmamız gereken budur. Allah-u Teala kullarına çok merhametli olduğu için kulları yaratmış ama onlara emir ve yasaklarını ulaştırmak için peygamberler seçmiş. O peygamberler vasıtasıyla da emir ve yasaklarını bildiren kitaplar göndermiş. Bunlardan bazısı suhuftur. Bazısı da aynı şekilde kitap şeklindedir buyuruluyor. Ha, indiriliş zamanı ve durumu o zamanki bilinen lisan hangisiyse onlarla indirilmiş. Ama Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen, getirilen Kur'an-ı Kerim Arabi lisanda indirilmiştir. Lafız itibariyle kelimelerin dizilmesi, ses halinde insanların onu okuyup anlayabilmesi için o lisanla gönderilmiştir buyuruluyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın kelamının da yani sözlerinin de muhatabı
hangi peygambere gönderilirse o peygamberdir. Evet. Mesela Adem Aleyhisselam'a suhuf gönderiyor. Muhatabı Adem Aleyhisselam'dır. Tevrat Musa Aleyhisselam'a gönderilmiş. Muhatabı Musa Aleyhisselam'dır. İncil İsa Aleyhisselam'a gönderilmiş. Muhatabı İsa Aleyhisselam'dır. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerin muhatabı da Peygamber Efendimiz'dir Aleyhisselatü Vesselam. Diyeceksiniz efendim niye bunda ısrarla duruyorsunuz? Çünkü Mustafa Bey Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler var. Bunlara mesela müteşabih ayetler deniyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela böyle şifre mahiyetinde olan. Evet. Manası mesela, çok açık olmayan. Veya evet, manası açık olmayan. Evet. Mesela estağfirullah Elif, La, Mim, evet. Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sin, Sad gibi. Bunlar mesela Yasin, Peygamber Efendimiz'in isimlerindendir buyuruluyor. Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor buyuruluyor kitaplarda, tefsir kitaplarında. Yasin demekle, demek suretiyle, evet. Ey Bahri Yakinimin sebbahı olan Habibim demekmiş o. O ne demek? Hani ey Bahri Yakinimin, evet, sebbahı olan. Yani yakin denizimin dalgıcı olan demekmiş. Bu da bir cümle ama daha bunu da değil mi? Anlatmak için. Ama Yasin'le ifade, evet, ediliyor. Evet. Mesela yine Kur'an-ı Kerim'de Yedullah tabiri geçiyor. El tabiri. Yet el demektir. Allah-u Teala'nın eli. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri bunları da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinin ışığında izah etmişler ve açıklamışlar. Allah-u Teala'nın kudreti. Çünkü Cenab-ı Hak Allah-u Teala iman konusunda zati sıfatlar var, subuti sıfatlar var. Zati sıfatların içerisinde kıyam bi nefsihi, muhalefetül havadis sıfatlarıyla Allah-u Teala insanın hatırına ve hayaline gelen hiçbir şeye benzemez. Muhalefetül havadis, yaratılanların hepsine, hiçbirisine benzemez. Çünkü insandaki akıl ve hafıza da yaratan o mahluk. Mahluk Halık'ı anlayamaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimeleri de işte Ehl-i Sünnet alimleri hadis-i şeriflerden bildirerek o kadar açıklamışlardır. Muhatabı Peygamber Efendimiz, olsan da Peygamber Efendimiz varisi olan alimler mi? Evet, Peygamber Efendimiz varisi olan alimler. Şimdi Mustafa Bey, ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan itibaren ilk insandır, ilk yaratılandır. Ha, bu konuda kendi görüşlerine göre hani Darwin nazeriyesi üzerinde falan duruyorlar ya, o Adem Aleyhisselam'ı reddetmek, yani insanların başlangıcının böyle vahşi olarak başladığını anlatmak isteyen ateistlerin görüşü. Evet. Zaten adamlar bunu anlatırken de nazariye deniyor. Yani teori. İspat edilmiş bir şey yok. Bilimsel bir tarafı yok yani. Bir tarafı da söz konusu değildi zaten. Bugün de aynı şekilde insan garibine gidiyor. Mesela hiçbir şey böyle diyelim ki hani taşta yontata işleri falan anlatılıyor ya. Ben lisedeyken falan da garibime giderdi. Ortaokuldayken de garibime giderdi. Yani dedim bir insanı bir dağın başına koysan bu adam nasıl İngilizce konuşacak? Nasıl Fransızca konuşacak? Nasıl Türkçe konuşacak? Nasıl Rusça konuşacak? Nasıl Arapça konuşacak? Bazı bilgileri nasıl bulacak yani hayatıyla ilgili? Tek başına. Ne diyecek onda? O dili nasıl oluşturacak bu insan? Ya saçma bir şey. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki biz Adem'e her şeyi öğrettik. Her şey ama. Lazım olan her şey. Toprağa sürmesini, ondan sonra elbise yapmasını, konuşmasını. Ve çeşitli dillerde. Ve çeşitli dillerde kendi evladı bu dillerin hepsinde konuşmuştur buyuruyor. Dolayısıyla bir rehber olması lazım. Yani İslam alimleri bunu anlatıyor. Adam diyor ki işte diyor sen maymundan geldin böyle böyle oldun falan. Rehberin kim? Maymun mu? Maymun hala yine konuşmasını beceremiyor. Nereden öğrendi o zaman? Ateşi bilmiyordu, şunu bilmiyordu, bilmiyordu. Toprağa sürmesini biliyordu. Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah-u Teala buyuruyor ki biz Adem'e her şeyi öğrettik. Ve Adem Aleyhisselam'a suhuf. Hatta kitaplarda anlatılırken 10 suhuf, yani 10 ayrı cilt mahiyetinde kitap gönderildi. Burada dünyada yaşaması için lazım olan bütün bilgilerin hepsi verildi. Fen bilgileri de verildi. Ve Allah-u Teala'nın emirleri de bildirildi bu kitaplarda. Sonra 50 suhuf Şiit Aleyhisselam'a verildi. Şis de deniyor bu peygamber aleyhisselam. Şiit Aleyhisselam'a verildi. 30 suhuf İdris Aleyhisselam'a gönderildi. 10 suhuf da İbrahim Aleyhisselam'a. 10 suhuf deyince suhuf sahifeler demektir. Ama bizim anladığımız bu sahifeler manasında değil. Yani 10 tane ayrı cilt mahiyetli kitaplar. Evet. Ama bunlara suhuf ismi verilmiş.
Ve bize iletilenler de bunlar. Bizim inanmamız, yani kitaplara iman konusunda kitapları gönderen Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala'nın sözleri vardır o kitaplarda. Allah-u Teala'nın kelam sıfatıyla bildirmiş olduğu emir ve yasaklar vardır. Bunlar bir kısmı suhuf, diğerleri de büyük kitaplar şeklinde tasnif edilmiş ve bildirilmiş. Biz de aynen o şekilde bilir, okur ve öylece inanırız. Kitaplara iman deyince de böyle inanırız. Mesela bu kitapların dördü büyüktür buyuruyor. Tevrat Musa Aleyhisselam'a. Mesela Tevrat'ı ezbere bilen çok azdır, ancak Musa Aleyhisselam, ondan sonra gelen birkaç peygamber ve başka da yok. İsa Aleyhisselam'dan başka da. Ondan sonra Zebur Davud Aleyhisselam'a gönderilmiştir. İncil de İsa Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim ise Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme gönderilmiştir. Tabi önceki gönderilen suhuflar olsun, diğer Tevrat Zebur olsun, insan sözüne yakın bir sözle ifade edilmiş. İfade ediliş şekli, lafızla ifade ediliş şekli. Dolayısıyla insanların bunları değiştirmesi kolay olmuştur. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a en son gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i ise birden indirmemiş. Mesela Tevrat ve Zebur'da birden indirilmişti. Birden indirilmemiş. 23 sene sürmüş. Bu zaman zarfında çok kimse ezberlemiş. Ve açıklamalar aynı şekilde hafızlar yetişmiş. Ve bunların da devamlı surette gelen ayet-i kerimeler yazıldı. Vahiy katipler vardı. Kayıt altına alındı. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara Kur'an-ı Kerim rehberlik edecek, ışık tutacak. Allah-u Teala'nın emir ve yasakları Allah-u Teala'nın en son göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Peki öbürleri? Öbürler değiştirilmiş. İnsan sözüne de yakın olduğu için de tamamen değişmiş. Dolayısıyla bizim Müslüman olarak Allah-u Teala'nın gönderdiği kitaplara Ehl-i Sünnet alimleri bu şekilde bildirmişler. Bu kadarcık iman etmemiz ve inanmamız da kafi olarak bildirilmektedir efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan kitaplara iman konusunda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalınız.